Alışkanlıkla bağımlılığı ayırt etmeyi öğrenmek burada çok önemli bir mesele. Bağımlılık zihinsel ve psikolojik bir problemin adı, bir hastalık aslında. Klinik olarak teşhisi konulabilen bir şey. Yani insanlara bağımlı demek, yani bir şeyi tekrar yapman bağımlı olmanı gerektirmiyor. Kıstasları var. İşte o işi yapmaktan vazgeçememek birincisi. Bağımlı olduğunu inkar etmek ikincisi. Sana verdiği maddi manevi kayıpları ya da zararları yok saymak ya da inkar etmek bir başkası. O işi yapmak için çok büyük zaman kaynak ayırmak. Hayatında önemli bulduğun şeyleri ihmal etmene sebep olması gibi bir sürü kriter var. Bunların 3'ü 5'i varsa bir insanın bağımlı diyebiliyorsun. Biz mesela çoğu zaman insanlara şeyi kabul ettirmekte zorlanıyoruz. Fazla yemek kötü alışkanlık değil, bu bir bağımlılık. Çünkü gıda bağımlılığı diye bir şey var. O şekere mekere bilmem neye bağımlı oluyoruz. Çünkü ödül sistemini coşturuyor. Dürferbidir. Dolayısıyla o bağımlılık halini fark ettiğin zaman artık bu bir alışkanlık değişiminden ziyade bir tedavi süreciyle alakalı bir şey oluyor. Yani o aradaki farkı fark etmek zor olan iş. O biraz problematik bir nokta. Ve son olarak bununla ilgili şunu söyleyeyim. Esas problem şu. Yeni yaşam sistemimizin bize sattığı şey yeni bağımlılıklar aslında. Yani bize bir sürü alışkanlık sunuyor ama bu çokluklar dünyasındaki bunalım bizi rahatlamak amaçlı alışkanlıklara götürdüğü zaman bu oyun oynamak olsun, sosyal medyada takılmak olsun, işte meşhur olma çabaları olsun ne istiyorsan yani seni zihnen ödüllendiren bir şey oradaki sıkıntını çabuk geçirdiği için sende bağımlılık yapıyor. İçerideki sistem diyor ki dışarıdaki dünya çok boktan ama bu çok zevkli. Biz bunları bırakalım buna yumulalım. Bütün bağımlılıklar böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Yeni dünyada alışkanlıktan çok bağımlılık sorunu var ve alışkanlıklar bilinç dışı bir yaşama mümkün kıldığı için seni bağımlılığa çok yatkın hale getiriyor. Dolayısıyla kaos her zaman en güzel ilaçtır. Hayatı sık sık değiştirme çalışmaları yapmak ve bunu içselleştirmek alışkanlıklardan kurtulmanın iyi bir yoldur. Mesela ben babamı tatile götüremem. Mesela İstanbul'a getiremiyorum. Çünkü o kadar çok alışkanlığı var ki seneler içerisinde oturmuş. Yani şu saatte işte dişimi fırçalamazsam, bu saatte yatmazsam. Hatta girece tuvaletin şekli bile onda alışkanlık haline gelmiş vaziyette. Mesela yer değişince rahatsız oluyor. Bu kadar alışkanlıkla ancak sınırlı bir alanda sınırlı bir hayat yaşayabiliyorsun. Tamam kendince o mutlu yetiyor falan ama bu şartların elinde olmadığı bir hayat düşün. Evin yıkıldı mesela Allah korusun. Ne yapacaksın? Bambaşka bir moda geçmek zorunda kalacaksın. Bunu zorla yapacağına arada bir gezerek, görerek, kendi ortamını değiştirerek yapsan bu alışkanlıkların cenderesinden çıkıp şunu kazanıyorsun. Beynin farklı ortamlardaki adaptasyon yeteneğini tekrar hatırlıyor. Dolayısıyla koşullar senin isteğin dışında değişse bile ona adapte olma yeteneğin artıyor. Alışkanlığın en büyük problemi yeni koşullara adapte olmayı zorlaştırması ve böylece de seni konforlu alanında kimseye bulaşmayayım abi ben hayat hep böyle gitsin ne kadar güzel ponçik diye götürüyor uzunca bir süre. Ta ki şartlar üzerine yıkılana kadar.